Herkese merhaba, ben Özge. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere benim içimde değişik bir atmosferden sesleniyorum. Şu an Marmaris Bozburun'da tatildeyim. Ama aşağıda güneşlenmek yerine size video çekmeyi tercih ediyorum. Umarım bu çabamı attığınız like'larla desteklersiniz. Şaka bir yana, video çekmeyi seviyorum ve değişik yerlerde, değişik şekillerde video çekmeyi seviyorum. Daha önce de başka bir tatildeydim. Döneli 2 gün olmuştu, Marmaris'e geldim. Bunların hepsi üst üste gelince Haziran favorileri videosu çekememiştim. O yüzden ben de tatilde Haziran favorileri videosu çekmek istedim. Biliyorum Temmuz ayının bile ortasına geldik neredeyse. Ama Haziran favorilerini biraz geç de olsa sizlere bu güzel ve değişik ortamdan çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Aslında Haziran favorilerim doğal olarak hep yaza uygun favorilerdi. Şöyle bir başlamak istiyorum. Neyle başlayayım? Victoria's Secret'larımla başlayayım. Bu alışveriş videomda da vardı. Victoria's Secret indiriminde iki tanesini 50 liraya almıştım. Linkini yukarı şuraya bir yere koyarım. Bunun kokusunu gerçekten çok beğendim. Bu Paradise olanı. Bence diğerinden daha iyi ama diğerini de severek kullanıyorum. İki tatile de yanıma bunu götürdüm. O yüzden Haziran favorim arasında kesinlikle Paradise olanı giriyor. Daha sonra Victoria's Secret'tan devam edersem böyle Coconut Passion, bunun bir setti. Lifi mi vardı bunun yanında? Bir şeyi daha vardı. Bu bir makyaj çantasının içindeydi, şeffaf. Böyle bir set almıştım kendime. Bu duş jeli, bu da vücut losyonu. Duş jeli zaten bitmek üzere, bu tatilden sonra biter. Vücut losyonu daha fazla var çünkü yanında farklı farklı vücut losyonları da getirdim tatile. Ama hem kokusu, hem işte yapıları, hem temizlemesi duş jelini beni en çok bu memnun ettiği için Haziran favorilerime bu ikisini ekliyorum. Bunları da şöyle koyayım. Daha sonra ben gerçekten beyaz bir insanım ve şu hale gelmek için emek vermem gerekiyor. İlk tatilde 20 korumalı Nivea ile başladım. Makyaj çantamda ne var değil. Tatildeyim sanırım, o yüzden konuşamıyorum. Plaj çantamda ne var videomda da görmüşsünüzdür. İzlemediyseniz onu da şuraya yukarı bir yere koyarım. 20 korumalı Nivea ile başladım. Daha sonra 10 korumalı yakıcı bir yağ ile devam ettim, Victoria isimli. Şimdi artık Hawaiian Tropic'lerin hiç korumasızı bir 8 korumalısıyla devam ediyorum. 8 korumalısını işte daha hassas bölgeleri sürüyorum. Bacaklarıma da korumasız olanı sürüyorum. Gerçekten kalıcı. Yani böyle yavaş yavaş yanmaya başladığınızda beyaz tenli bile olsanız gerçekten iyi sonuç alıyorsunuz. Bunlar da benim Haziran favorim. Aslında son 2-3 senedir kullanıyorum ben bunları ve hep favorimdi. Yaz geldiği anda ben bunlardan alırım. Şu anda da indirim var sanırım gratiste. Bir bakabilirsiniz. Daha sonra neyle devam edeyim? Saçlarımız tuzlu sudan işte yıpranıyor, zor açılıyor falan filan. Su değişimi bile, yani su değişimi nedir derseniz, evde yıkandığım sudan başka bir suyla yıkandığımda bile benim saçlarımın açılması değişiyor. Bu bana mı özgü bilmiyorum ama benimki böyle. O yüzden ben bu Dove'un Hair Therapy serisini, artık birçok insanda bunu görmüşsünüzdür. Normalde çok fazla kullanmıyorum ama burada böyle bolca vıcık vıcık yapana kadar sürüyorum saçlarıma. Çünkü böyle güzel akan bir hal alıyor. Bu saç bakım kürü kırılmaya eğilimli saçlar için diyor. Ve sadece 3 kullanımda %80'e kadar onarım vaat ediyor. Ama ben öyle bir şeyini görmedim. Sadece güzel açıyor ve güzel kokuyor. Ben Dove'un bu kokusunu seviyorum. Çünkü temiz temiz kokuyor. Bath & Body Works'te indirim vardı. İstanbul'da bayağı uzun zamandır olmadığım için bilmiyorum hala devam ediyor mu. Ben bunu aldım. Love and Sunshine. İçinde Shea ve vitamin E vitamini var. Shea ne? Daha önce duymamıştım. Ama böyle dışı da papatyalı. Papatya papatya kokuyor. Bahar gibi. Ve gerçekten nemlendirmesi güzel. Ben bunu plaj çantamda ne var videosunda da bahsetmiştim. Ellerim için kullanıyorum ama vücut losyonu aslında, yani nereye isterseniz nemlendirmek istediğiniz her bölgeyi kullanabilirsiniz. Daha sonra yine plaj çantamda ne var videosunda görmüştünüz. Aslında orada yer alan her şey Haziran favorilerim arasında da vardı.
H&M'den aldım bu küçük manikür çantası. Şöyle dörtlü bir törpüsü var içinde. Normal bir törpüsü var. Ben daha bunu kullanmadım ama şu törpüden çok memnunum. İçinde tırnak makası var. Çünkü tırnaklarımız sudan dolayı çok çabuk kırılıyor. Ojelerimiz düşüyor falan filan. Bu da tırnak eti ittirmek için kullanılan bir çubuk. Bu çubuk niye alıyorum yanıma? Ojesiz çıktığınızda plaja veya havuza nereye gidecekseniz çok suya maruz kaldığınız için tırnak etleriniz yumuşuyor ve bunu avantaja dönüştürmeniz lazım. Manikür etkisi yaratmak için bu çubukla tırnaklarınıza da itebilirsiniz. Tırnak etlerinizi iterseniz böyle yeni manikür yapılmış bir his sağlamış olursunuz. Bunu da H&M'den aldım. Fiyatı sanırım 5 ya da 6 lira gibi bir şeydi. H&M'den devam edersem, H&M'in bu bronz pudrası. Şu an yüzümde de rengi dengelemek için bu var. Çünkü yüzümde gerçekten tüp patlamış gibi. H&M'in bu bronz pudrası indirimde 5 liraydı. Bunun bir küçüğü vardı, o da 3 liraydı. Gerçekten güzel bir pudra. Yani kapatıcılığı da güzel. Bu bronzlaştırıcı aslında ama ben şu an biraz daha yandığım için pudra olarak da kullanıyorum. Çünkü evdeki pudralarım çok açık renk. Bu da kesinlikle Haziran favorilerim arasında. Makyajdan devam edersek, Physicians Formula benim en sevdiğim makyaj markası. Physicians Formula'nın bu Matchmaker serisinden powder blush'ı. Şöyle çok tatlı bir pembe bu. Harika bir pembe. İnanılmaz doğal, böyle fuşya fuşya durmasına rağmen çok doğal bir duruşu var. Şu an yüzümde de bu var. Bu da Haziran favorilerim arasında. Zaten dibini de gördüm. Ben bunu kışın da kullanmıştım bayağı ama bu kadar favori olacak derecede kullanmamıştım. Daha sonra bu baby lipsler benim yazın çok kullandığım ürünler. Daha yani Mayıs ayından beri falan bitmek üzere olan bir sürü baby lipsim var. Bunu da gördüğünüz gibi bitirmek üzereyim. Bunun bende bir pembesi bir kırmızısı var. Pembesini bir önceki tatile götürmüştüm. Kırmızısını da buraya getirdim. Yani nemlendirmesi harika değil ama renk ve nem birleşince kesinlikle favoriler arasına girmeyi hak ediyor. Daha sonra neyle devam edeyim diye bakıyorum ki Benri'nin asetonu bu. Hindistan cevizi asetonu. Ben aslında bunu sadece küçük ve seyahat çantama atabilmesi kolay diye aldım. Benim favori asetonum, onun adı neydi? Gülşah mıydı? Sadece BİM'de ve bazı eczanelerde satılan bir aseton. Onu da tamamen tesadüf eseri keşfettim ve gerçekten böyle kırmızı ojeyi sürüyorsunuz, normal tırnağınız çıkıyor, yani bu kadar olamaz. Bu da onunla yarışır derecede güzel. Zaten ben Benri'nin birçok ürününü seviyorum. Benri Gratis'in bir markası. Bence siz de bir şans vermelisiniz. Hem de çok güzel. Hindistan cevizi kokuyor. Daha sonra gül suyu. Bunun herhangi bir markası yok. Yani ben de hatırlamıyorum aslında içindeki gül suyunun markasını. Ama ben bunu Watson's'dan almıştım bu spreyi. Böyle bir sprey. Şu an tatilde hem makyaj bazı olarak kullanıyorum hem de asıl işlevi. Yine plaj çantamda ne vardı söylediğim gibi. Böyle yüzümüz tuzlu sudan böyle acıdığı zamanlarda ben bunu sıkıyorum. Yani duş alsak bile denizden çıktıktan sonra o yakıcı his geçmiyor ama gül suyu bunu engelliyor. Size de tavsiye ediyorum. Markası, işte miktarı ne olursa olsun böyle bir fısfısa koyun. Hatta en güzeli buzdolabında bekletin ve giderken soğuk alın. Kalabildiği kadar soğuk kalsın ve siz onu yüzünüze sıktıkça daha da ferahlayın. Ayrıca iyi bir makyaj bazı oluyor. Makyaj bazınızı yanınızda taşımak istemiyorsanız hem sabitleyici olarak hem de güzel bir baz olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki nemlendirme özelliği de var. O da Haziran favorilerim arasında. Daha sonra yine plaj çantamda görmüştünüz bu gözlüğü. H&M'den aldım. Bu aralar mavi, turkuaz, yani mavinin her tonuna değişik derecede takıntılıyım. Pembe takıntımı asla geçemez ama maviyi de çok seviyorum. Üstümde görmüş olduğunuz gibi, tırnaklarımda görmüş olduğunuz gibi. Plaja bence böyle ucuz gözlüklerle gitmek daha mantıklı. Bu da böyle cıvıl cıvıl, renkli, aynalı bir gözlük. Ben bunu çok seviyorum. Şöyle takayım. Instagram'daki fotoğraflarımda da görebilirsiniz zaten. Instagram'dan beni Özge'nin dolabı
kullanıcı adıyla da takip ederseniz orada günlük paylaşımlarımı görebilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum, son bir ürünüm kaldı. Bu New York Colors'ın bir ojesi. Ben bunu makyaj malzemelerini de çok seviyorum. Ama bu ojeye bayıldım. Şu anda tırnaklarımda da bu var. Görebiliyor musunuz? Çok emin değilim. Bunun adı Staten Island Blue 700 numaralı. Gerçekten güzel, böyle mor alt tonlu bir mavi. Aynısı pastelin de var ama ben pastelinkini çok bulamıyorum. Pastelin ojeleri biraz daha fazla tüketiliyor çünkü. Bu ojeye bayılıyorum. Gerçekten aldığım günden beri kullanıyorum. Bu rengi çok sevdim. Elbisemle de çok uyumlu. Yani en sevdiğim ojeler arasında şu an. Bir de Selhanson'un yeni bir ojesini aldım. Adı Bubblegum olabilir. Güzel bir pembe. Diğer tatilimde de onu sürmüştüm. Plaj çantamda ne var videosunda da görmüştünüz. Çok soran oldu işte o hangi oje markası falan diye. Selhanson'un Bubblegum olması lazım. Bu videonun altında da soran olursa yazarım. Dediğim gibi bu da en sevdiğim ojeler arasında ve kesinlikle Haziran favorim. Daha sonra ben bu elbiseyi, üstümde görmüş olduğunuz elbiseyi Osho'dan aldım. Bu aslında plaj elbisesi ama ben bunu günlük de giyiyorum, plajda da giyiyorum. Şöyle mozaik desenleri ben çok severim. Mozaik mi? Çini desenleri sanırım bunlar. Çok severim ve dediğim gibi maviyi de artık çok sevdiğim için. Geçen sene almıştım bu elbiseyi. Geçen sene de çok giydim. Ama Haziran ayında giydiğim kadar hiç giymemiştim. Çünkü böyle tiril tiril, yumuşak, güzel bir yapısı var. Osho'nun birçok ürünü zaten böyle güzel bir yapıda, terletmiyor, hafif. Böyle efil efil. O yüzden bu da Haziran favorilerim arasında ve giyerek size göstermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bu değişik ortamda sizin de hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni Özge'nin Dolabı kullanıcı adıyla takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.